اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إن أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا إلى آخر الآيات البينات صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من استعاد بالله فأعيدوه ومن سأل بالله فأعطوه ومن دعاكم فأجيبوه ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئون به فادعوا الله له حتى تروا أنكم kad kafetumu. Sadaka Rasulullah fi ma kal. Ev kema kal en nebiyyu sallallahu teala aleyhi ve sellem. Şeriatte iderse istikamet. Tarikatte iderse hem ikamet olursa itikadi ehli sünnet bulur ihvan kemalatıyla nisbet. Sahih yed'ad olur hakka gidelim. Cemali ve kemale seyredelim. Cemaat-i Müslümin, İhvan-i Din. Bugün Günlerden pazar ve bu sohbetimiz inşallah bir nevi pazar sohbeti mahiyetinde ee, düşünülebilir. Biz Efendilerimizin usulü ve uslubu üzere, Salih Kutsiye'den bir beyt onun kısaca manası ondan sonra okuduğum ayet-i kelimeler Kur'an-ı Kerim'den ayet-i kelimeler ve de hadis-i şerif arkasından da mektubattan İmam Rabbani kaddisallahu sirruhunun mektubatından bir mektubu Şerif'le sohbetimizi icra ve itmam etmiş olacağız. Allahu Teala sohbetimizi, söyleyeceklerimizi, dinleyeceklerimizi rıza-i Şerifine uygun eylesin. Doğruları konuşmaya ve doğruları dinlemeye ve de hep beraber doğruları yaşamaya cümlemizi muvaffak eylesin. Yanlış, batıl akidelerden, itikatlardan ve şer'i şerife e, muhalif, amellerden, davranışlardan Rabbim hepimizi muhafaza buyursun. Razı olduğu, razı olacağı bir hayat yaşamaya, hayatımızla, hayatımızdaki itikat ve icraatimizle onun rızasını kazanmaya, böylece ahiretimizi kazanmaya, cennete ve cemalullah'a kavuşmaya ve nail olmaya Rabbim hepimizi muvaffak eylesin. Kaymaktan, caymaktan, şaşmaktan, sapmaktan Rabbim muhafaza buyursun inşallah. Şimdi Beyt-i Şerif'le başlıyorum. Büyük Şeyh Efendi Es-Seyyid Mustafa İsmet Garibullah Kaddesallahu Sirrehu Burada bizlere mühim yani önemli ölçüleri beyan ediyor ve bildiriyoruz Her şeyi ölçen biçen bir ölçü biz alet vardır bir şeyle varlıklar test edilir, tespit edilir. Sağlamı, çürüğü efendim ortaya çıkarmak için çeşitli aletler kullanılır. Ey Müslümanlar, test edilmesi ve tespit edilmesi en çok lazım olanlardan bir tanesi Evet. Yani belki başta gelenlerinden bir tanesi insanlardır. İnsanları iyi tanımak lazım. Lakin burada bu tanımaktan kastım onların renkleri, ırkları ve coğrafyaları bakımından tanınması değildir. Bunların bir önemi yoktur. Rengin, ırkın, coğrafyanın bunların bir bir üstünlüğü, bir ayrıcalığı yoktur. Bir anne ve bir babadan yaratıldık. Dolayısıyla insanları farklı kılan bu yönleri değildir. İnsanları farklı kılan İnsanların inançlarıdır, itikatlarıdır, akideleri, zihniyetleridir ve de bu akide ve bu zihniyet istikametindeki icraatlarıdır. Dolayısıyla insanları biz bu yönüyle e, tanımak durumundayız. İşte büyük Şeyh efendinin Risale-i Kutsiyesinde bu hususta çok önemli malumatlar vardır. Bu e, beytlerde, beyitlerde Risale-i Kutsiyede bizlere insanların bilhassa toplumun karşısına çıkan hani toplumun teveccüh etmesi e, noktasında olan bazılarını etrafında toplayan insanları peşinden sürükleyen kişiler bu bunlar yani yönetici takımından olabilir ulema takımından olabilir işte efendim eee şeyh olarak insanları peşinden sürükleyen olabilir. Ve unutmamak lazım ki her şeyin sağlamı ve sahtesi vardır. Bugün hakiki ilah Allahu Teala'dır. Ama ve o birdir. Ama sahte binlerce ilah vardır. Hakiki peygamber bugünün peygamberi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ama piyasada o kadar sahte peygamber var ki. Aynı şekilde e, altının hakikisi var, bir de sahtesi var. Paranın mesela, yani hakikisi var, sahtesi var. Meyvenin, sebzenin dışarıdan böyle ee, güzel, hoş görünüp ama için çürük olanı var. Ey Müslümanlar, toplumun karşısına çıkan, bizim karşımıza çıkan insanlar, bunların da mutlaka sağlamı, hakikisi şüphesiz ki vardır. Ama unutmamak lazım ki sahtesi de vardır. Hakiki olanın peşine düşseniz, bir insan parasını verip hakiki altın alsa bu altın almıştır, aldanmamıştır. Ama altın parası verip de altın gibi görünen ama gerçekte altın olmayan bir şeyi almışsa bu perişan olmuştur. Şimdi efendim kendisine teveccüh edeceğimiz kendisine yöneleceğimiz, kendisine itimat edeceğimiz efendim insanlar eğer işinin ehli, samimi insanlar ise mesele yok. Ama e yani her piyasanın sağlamı sahtesi var. Hele bu piyasanın sahtekarı sağlamından çoktur. Dolayısıyla dolayısıyla Hoca piyasasında, şeyh piyasasında öyle ifade edelim. Sağlamlar onlara sözümüz yok ama çok sahtekar var. Çok sahtekar var. Bakınız. Para diye efendim aldansanız ve yani para olmayan kağıtlara aldansanız Altın diye efendim tenekelere altın parası verseniz dünyanızı kaybetmiş olursunuz zararınız dünya ile sınırlıdır. Ama hoca diye şeyh diye hani Allah'a varmak noktasında bana öncü olsun örnek olsun yönlendirsin beni efendim yönelsin diye kendisine yöneldiğiniz insanlar eğer sağlam ise sizi Allahu Teala'ya ulaştırırlar. Vesile olurlar. Allahu Teala bana vesile arayın buyuruyor. Seni Mevla'ya götüren, seni Mevla'ya ulaştıran vesile olmuş olur. Bu buna zaten ihtiyaç var. Buna itiraz yok. Ama Allahu Teala'ya götüreceğim diye alim diye veya bir mürşit diye, bir şeyh diye efendim önümüze çıkan, peşine düştüğümüz insan eğer bu işin sahtesi ise dünyamızı değil ahiretimizi kaybediyoruz. Onun için bu bapta çok daha seçici, çok daha dikkatli, çok daha titiz, duyarlı olmak mecburiyetindeyiz hoca diye peşinden gittiğimiz insanlar. Hocamız olarak gördüğümüz insanlar. Efendim işte Allah'a giden yolda vesilemiz diye efendim umut bağladığımız ve bağlandığımız insanlar. Eğer gerçekten bu işin ehli ise mesele yok. Ama değil ise bu sefer dediğim gibi kayıp dünya ile sınırlı olmuyoruz. Dünyanı belki yaşıyorsun ama ebedi alem ahiret kaybedilmiş oluyor. Bu bakımdan bu noktada çok seçici davranmak lazım. Her şeyi bizim, bizim anlatmamız mümkün değildir. Bunu zaten beceremeyiz, bizi aşar. Kaldı ki bir sohbette de anlatmak istediğimiz, anlatabileceklerimizin hepsini anlatmak mümkün değildir. Dolayısıyla biz ee, üstten geçmiş olalım. Şimdi efendim Allahu Teala ile aramda vesile olsun. Beni Rabbime e, yaklaştırsın. Allah Teala'ya beni ulaştırsın diye elinden tuttuğumuz, eteğinden tuttuğumuz insan efendim kalbini göremiyoruz bunu. Gördüğümüz kalıbı, dış görünüşünü görüyoruz. Peki bu sağlam mıdır, sahte midir? Ee, dışından belli olmaz zaten e, sahte kendisini sağlama çok benzetir. Dış görüntüyü, dış cepheyi tam yapar yani böyle bir tenekeye e, bakarsınız, hiç teneke yönü onda gözükmez. Tam altın gibi kendini gösterir ki zaten sahtenin buna ihtiyacı var. Hakiki altın olsa ihtiyacı. Var. Altına boya atılmaz ama teneke altın boyasına ...boyanma ihtiyacı duyar. Şimdi sahteles... E, ...sağlamdan daha... E, ...bir e, dış cepheye... ...görüntüye, vitrine sahip. Peki sağlam mı? Sahte mi? Şeyh mi? Şeytan mı? Nereden bunu... ...anlayacağız? İşte bunun... ...bazı ipuçları vardır. Bu beytte bunlardan bir tanesini... ...yani bir yönünü görelim. Buyuruyor ki... ...şeriatte ederse istikamet. Biz öncü durumundaki insan nasıl olursa olsun yani durumu, ünvanı ne olursa olsun öncü durumunda olan bir insan eğer şeriatte istikamet ediyorsa Allah Teala'nın e, kulu olarak bizler kendimizi yani bir tren gibi düşünürsek efendim bir eee tren durumunda görürsek, bizim rayımız, Allah'ın bize döşediği ray şeriattır. Dolayısıyla, şer-i şerif üzere e, olan bir insan, yol üzerindedir, yoldadır. Ama şeriatın dışında olan bir insan, raydan çıkmış tren gibidir. Şimdi buyuruyor ki, şeriat de ederse istikamet. Yani, bu Şeyh olarak ortaya çıkan veya e, alim olarak, hoca olarak öncü mahiyette, hani birilerine örnek olma durumunda olan insan efendim, kendisi özünde sağlam mıdır, sahte midir? İşte bakacaksınız, şeriatte istikamet ediyorsa. Şimdi efendim bir adam veya bir kadın, fark etmez, cinsiyetin önemi yok. Açık bir şekilde şer-i şerife aykırı, şer-i şerife muhalif bir iş yapacak. Biz ise e, hocamızdır, e, bunun muhakkak bir bildiği var diyeceğiz. O zaman kendi düşen ağlamaz. Münkere, şer-i şerifin e, yasak ettiği bir şeye göre göre teslim oluyorsan yarın ağlamaya hakkın yoktur. Şeriat bir ölçü koymuş. Bu ölçü hacıya, hocaya, şeyhe, müride, yönetene, yönetilene göre değişmez. Değil. Çünkü şeriat haktır. İki iki daha kaç yapar? Dört. Ne zaman? Her zaman. Nerede? Her yerde. Değişmez. Şey, Allahu Teala'nın şeriatı haktır. Dolayısıyla herkese göre bu haktır ve gerçektir ve ölçürüz. E, ölçüdür. Ali bir insan bir ünvana sahiptir. Diyelim ki şeyh diye biliniyor. Diyelim ki hoca diye biliniyor. Hoca efendi, hoca hanım veya efendim başka bir şekilde hani toplumu peşinden sürüklüyor, peşinden gidenler oluyor. Bu insan şer-i şerife aykırı bir iş yapıyorsa oradan göreceğiz ki bu yani kendisine hacı der, hoca der, şeyh der, ona öyle denebilir ama peşinden gidilecek bir adam değildir. Peşinden gidilecek bir kadın değil. Peşinden gidilecek bir kişi değildir. Niye? Şerif-i Şerife'ye aykırı iş yapıyor. Efendim, evet öyle gözüküyor ama bizim hocamızın, bizim hacımızın muhakkak bir bildiği vardır. Olabilir de ne önemi var ki onun bildiğinin? Önemli olan Allah'ın dinidir, Allah'ın dediğidir. Dolayısıyla Şeril Şerif'te istikameti olmayan bir insan eğer bir iddiada bulunuyorsa bu insan bir sahtedir, sahtekardır. Yani insan şeriatte şeriat hükümlerine göre yanlış yapabilir de fakat iddiası yok. Kendi şahsı olarak, münferit olarak günah işleyebilir, işliyorsa o başka ama bir iddiası var veya onun hakkında bir iddia var. Nedir? İşte bu büyük adamdır, büyük kişidir, öncüdür, örnektir, üstündür. Efendim bu buna uyulmalı, bu uyulacak kimsedir diye böyle bir iddia varsa o zaman orada inceleyip sık dokumak lazım. Çünkü onun yanlışı onunla sınırlı kalmaz. Onun yanlışı onlarca, yüzlerce, binlerce insanı yanlışa sürükler. Bu burası önemli. Zaten biz bunun üzerine duruyoruz. Adam öncü olarak, örnek olarak efendim toplumu karşısına çıkıyor. Şelate adam kadın fark etmiyor. Şelate eğer alen'in muhalefeti varsa bu işin sahtesi demektir. Sağlam olamaz bu. Bakın efendim onun muhakkak bir bildiği var. Hayır efendim bildiğinin önemi yok. Ne biliyorsa bilsin önemi yok. Önemli olan Allah'ın dinidir, şeriatdır, onun dediğidir. Fetvadır, fıkıhtır önemli olan. Tarikat de ederse istikam hem ikamet. Tarikat de ederse hem ikamet. Ve de o şeyh diye hani bilinen insan tarikatte de ikamet ederse yani orada kaim olur, ona güzel çalışırsa yani ehli şeriat olduğu gibi, ehli tasavvuf, ehli tarik bir insan ise, bu işin ehli ise, olursa i'tikadi ehli sünnet, bu kişinin akidesi ehli sünnet ise, yani İslam'a, dine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve de onun sahabesi gibi e, inanıyorsa, akidesi ehli sünnet vel cemaat ise, o zaman bulur ihvan kemalatıyla nisbet onun ihvanı onun kemalatıyla ondaki o üstünlükler olgunluklarla feyiz bulur. Yani bu insan şeyh'tir. Bundan istifade edilir. Sahih yed'ad olur hakka gidelim. İşte bu adamın bu bu kişinin eli sağlam el sayılır. Bu ele tutulur. Bu el tutulur yani. Sen ona tutunsan o seni biiznillahü teala sağlama götürür. Şayet eğer kendisi bir e, su e, bir suistimal yapacak olsa veya sonradan diyelim e, istikametini bozacak olsa allah Teala senin mükafatını gene verir. Ama kişi, öncü olan kişi alenen şeriata muhalefet edecek. Şeri şerife, fetvaya, fıkha aykırı hareket edecek. Sen de hocamdır, hacımdır, büyüğümdür, vardır bir bildiği deyip o yanlışa sen de sessiz ve seyirci kalacaksın. O zaman ortaksınız. Yani suç ortağısınız. Ne yapmam lazım? E, tepkini ortaya koyman lazım. Hangi günah, kimin günahı mübarek oluyormuş bakalım. Yani e, sen birisine mübarek diyorsun. Dolayısıyla onun günahı da mübarek oluyor. Öyle mi? Var mı mübarek bir günah? Mübareğin günahı olur mu? Mübarek olsa günah işler mi? İşliyorsa bile yani e, bir günahın mübarek olanı var mıdır yani? İyi günah. Var mı böyle bir şey? Günah günahtır. Günah kim işlerse o onun için günahtır. Fark etmez. Kişiden kişiye mübarekten, muhteremden, e, efendime söyleyeyim e, muhterem olmayana günah değişmiyor. Onun için aziz kardeşlerim yani çok şer'i şerifi bilmeyen insana belki bir şey diyemeyim ama şeriatı biliyorsunuz veya biliyorsunuz ki şu icraat, şu yapılan iş fıkha, fetvaya, şeriate uygun değildir. Niye acaba sessiz kalıyorsunuz? Niye seyirci kalıyorsunuz? Niye hala oradasın? Eğer oradaysan o zaman ortaksın. Bunu hiç yani e, aşağısı yukarısı yoktur. E, hiç esneme payı olmayan bir hükümdür, bir kanundur bu. Bir yerde efendim bir yanlışı yapanla o yanlışa Sessiz kalan, seyirci kalan ortaktır. Onun için şer-i şerife, muhalefet gördüğünüz bir hizmet gibi görünen yerde, bir ortamda asla ve asla bulunmamak lazım. Orada orayı, o kişiyi, o ortamı terk edebilmek lazım. Yoksa orada olanlara ortak olmuş olur insan. Sahiye yedad olur hakka gidelim. Cemal ve kemale seyredelim. Şimdi Risale-i Kutsiye'yi ee, Risale-i Kutsiye'den beytimizi okumuş olduk. Dersimizin ayetlerine geliyoruz. Bu ayeti kelimeler İnsan Suresi başka bir adıyla Dehr Suresi olarak bilinen <laughs> Sure-i Celile'nin başından ayet-i kerimelerdir. Aziz kardeşlerim, bu ayet-i kerimelerde e, dikkat edildiğinde görülecektir ki Allahu Teala burada yani insan işte biz insan oğlunun geçmişini, gününü ve geleceğini beyan ediyor. Müslümanlar, insanlığın bu ayetleri anlamaya ne kadar ihtiyacı var? Bugün kendini bilmez, dinini bilmez ve de haddini bilmez insanlar işte bu insanlar bu cehaletin yani şu surede ve emsali Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinde anlatılanların anlatılanları bilmemenin bu cehaletin kurbanlarıdır. Yani bu ayet-i kerimeler ayet kelimelerin ifade ettiği manalar bilinmediği için İnsanlar haddini bilemiyor. İnsanlar geçmişini bilemiyor. İnsanlar geleceğini bilemiyor. İnsanlar gününü, bugün ne yapacak, nasıl olacak, ne olmayacak, ne yapmayacak bunu bilemiyor. Cehaletinin kurbanı. İlim kendisine gelmiş. Allah Teala'nın peygamberleri onlara ilmi getirmiş. Ama bunlar Allah Teala'nın peygamberlerinin getirdiği ilmi beğenmemiş. Bir ayetinde buyuruyor Cenab-ı Hak Estağfirullah. Felemma ca'etuhum rusuluhum bil beyinat. Peygamberleri onlara beyineleri getirdiğinde. Beyine demek o kadar açık ve kesin ki en ufak bir şüpheye Tereddüde mahal bırakmayan ve de doğruluğu zerrece tartışma konusu olmayan doğrular demek gerçekler demektir. Peygamberlerin getirdiklerinin doğruluğun tartışması biliyor. Kur'an-ı Kerim daha başında Allah Teala ikinci e, sayfede ve ikinci sure Bakara Suresi'nin başında buyuruyor Estağfirullah Elif Lam Mim Zalikel Kitab la raybe fihi la raybe fihi Kur'an-ı Kerim'de yalan yok buyurmuyor yanlış yok buyurmuyor şüphe bile yok şüphe yani tereddüt bile edilmez Kur'an-ı Kerim hakkında Kur'an-ı Kerim'in ortalarında bir ayetinde buyuruyor. Estağfirullah. Vellezî evhayna ileyke minel kitab huvel hak. Sana kitap olarak vahyettiğimiz son haktır. Baştan sona haktır. Bakınız huvel hakku yani mastar olarak geliyor. İsmi fail olarak yani hak olucu değil de hakkın kendisi diye e, ifade ediliyor. Hani diyelim ki e, reculun alimun dersiniz. Yani bilen adam. Bilici. Bazen de reculun ilmun dersiniz. Bu da doğrudur. Yani burada e, haber veya e, sıfat Mastar olarak gelir. Reculun ilmun. ilim adam. Yani sanki ilimden ibaret olmuş. Tebeden tırnağa ilim olmuş demektir bu. Reculun adilun desek adaletli adam. Ama bazen de reculun adlun denilir. Adil yani adalet olmuş kendisinde adaletten başka bir şey kalmamış. Tepeden tırnağa adaletleşmiş adam demek. Çok adil demek. Mübalağa için böyle yapılıyor. Burada Estağfirullah Vellezî evhayna ileyke minel kitab huvel hak O haktır yani. Başka bir şey değil yani. Peki eee Kur'an-ı Kerim biraz sonlarında ne buyuruyor? Yine Allahu Teala'nın ayeti ve Kur'an hakkında buyuruyor ki Estağfirullah La ye'tihil batılu min beyni yedeyhi ve la min halfi Batıl Kur'an-ı Kerim'in önünden de sonundan da ona gelemez. Yani yanaşmak bile yanaşamaz. Semtine bile uğrayamaz. Bu da doğrudur. Yani peygamberlerin getirdikleri, çünkü allah Teala'dan getiriyor onlar ve o getirdiklerine bir şey katmazlar. Bu bakımdan beyinedir onların getirdiği. Kesin yani tartışması bile yok. فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ bil بِالْبَيِّنَاتِ Peygamberleri onlara beyineleri getirince onlar hemen ikna olup inanmaları gerekiyor. Lakin şu şunlara bakar mısınız? Ne yapıyor bunlar? Peygamberler onlara Allah'tan ilim getiriyor. Ferihu bima indehum min el ilm. Onlar kendi yanlarında, kendilerinde olan ilimleriyle ferahlandılar. O ilimleri beğendiler. Allah Teala'nın Allahü ee, Allah Teala'nın Resulünün Allah Teala'dan getirdiği ilmin tarafına bakmadılar. Şu pis heriflere bak. Tenezzül edip yani peygamberin Allah Teala'dan getirdiğine tenezül edip de kafayı kaldırmadılar. Kendi ilimlerini beğendiler. Allah Teala'nın ilimlerini beğenmediler, kendi ilimlerine müspet diyorlar. Zımnen diğer ilimler menfi gibi olmuş oluyor. Yani kendi ilimleri ispatlı, ama peygamberlerin ilimleri ispatsız, mesnetsiz gibi. Evet. Buna dinsizlik derler Müslümanlar. Evet. Şimdi işte bu ayetleri insanlar okumadığı için geçmişlerini efendim maymuna dayayanlar vardır. Geçmişinden haberi olmayan vardır. Efendim, geçmişini bilmediği gibi bugününü de bilmeyen, bugün nasıl olması gerektiği, nerede olması gerektiğini bilemeyen insanlar niye yaşıyoruz Kendisinden ne isteniyor, kendisi ne yapıyor? Bunu bilemeyen insanlar ve buna bağlı olarak da yarınını, geleceğini bilemeyen adam sonumuz kara toprak diyor. Yani sonumuz kara toprak değil. Toprağa giren bedendir ama insanın aslı özü ruhudur. Beden değil ki. Ahirete inanmıyoruz. Niye inanmıyoruz? Hani ispatlı değil ya onların şeyiyle mantığıyla. İspatı yokmuş. İspatlı nasıl ispatlı? Delilin nedir? Ahiretin varlığına delil, ayet. Efendim ayet beni ikna etmiyor. Senin problemin bu. Yani e, allah Teala'nın, Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin dinin söylemesi işte ispatın, isnadın, delilin ta kendisidir. Evet. Şimdi işte bu ayet-i kelimelerde Müslümanlar... İnsanoğlunun serüveni, insanoğlunun seren camı, insanoğlunun dünü, bugünü ve yarını e, anlatılıyor Müslümanlar. Bu ayetlere ne kadar ihtiyaç var? En öncelikli olarak kafirlerin ihtiyacı var. Yani bu ayetlere inanmayan insanlar. Ama Müslümanlar, İnanmış olduğumuz halde bizim de ne kadar ihtiyacımız var bu ayetlere? Yeniden bu ayetleri ele almaya, bu ayetleri yeniden okumaya, dinlemeye ihtiyaç vardır. Çünkü Müslümanlar öyle bir ortamda yaşıyoruz ki. Yani 40 sene bir bir caddede yaşasan bu caddenin sağından olan dükkanlar diyelim, mağazalar, vitrinler, solundakiler bunlara 40 sene baksan bu 40 sene zarfında bir kere bunlarda Allah'tan, ayetten, hele ahiretten bir toz göremezsin. Göremezsiniz. Yok. Pekala Allahu Teala'yı ahireti nerede göreceğiz? Yani nerede bileceğiz? İşte bu Kur'an-ı Kerim ayetlerinde Müslümanlar. Kur'an-ı Kerim ayetlerinde Bugün niye insanlar kendilerini kaybediyor? İşte bu ayetlerden habersiz olduklarından. Şimdi daha fazla bunun üzerine durup zamanı e, ee, şey yapmayalım, tasarruf edelim zamanı. Ayet kelimelere başlayalım. Rabbimiz Celle Celaluhu'yu dinleyelim. Ey Müslümanlar geçmişimizi, günümüzü ve de geleceğimizi buradan öğrenelim. Allahu Teala buyuruyor Celle Celaluhu. Hel ete alel insani hinun min dehri Burada müfessirin izam efendilerimiz bu hel e, aslında istifam kelimesidir. Ayet bununla başlıyor. Dolayısıyla buraya çeşitli manalar veriyor. Yani çoğu da yaklaşık yani birbirine yakın manalar veriyoruz efendim. Biz o e, tefsirlerin teferruatına dalmadan okuyalım. Allah Teala buyuruyor. Hel eta muhakkak geçti. Yani geldi demek. Alel insani insan üzerine. Burada bu insandan kasıt kimdir? Kimisi Adem Aleyhisselam diyoruz. Ondan sonra aşağıda tekrar insan zikredecek. Ondan Adem Aleyhisselam'ın oğulları kastedildiğini söylüyor. Ama biz özet olarak yani insan, Adem Aleyhisselam'dan itibaren bütün insanlar, insan denilen varlık üzerinde gelmiştir. Hînun bir zaman efendim gelmiştir ki, Mine dehri yani dehrden bir zaman gelmiştir Aa, insan üzerine. Bak burada da tefsirde çok şey vardır, teferruat vardır. Bunları da geçiyorum. İnsanoğlu üzerine bir zaman geçmiştir. Yani sınırsız zamandan belli bir zaman geçmiştir. Ki lem yekün insan olmadı şeyen mezkura şey en bir şey öyle şey ki mezkura anılır bir şey olmadı. İnsanoğlu üzerine öyle bir zaman geçti ki yani anılmazdı insan. Bak bugün mesela çok meşhur insanlar var dünyada. İsmi sürekli anılan. Ama yani bir bakın o insanlar baksın, siz de o insanlara bakın. Şöyle bir düşünün ki o insanlar mesela kaç yaşında diyelim? Bugün senin ismin anılıyor. Yani ismin kayıtlara geçmiş. Seni tanıyan insanlar senin ismini anıyor. Sana isminle çağırıyor. Senden bahsediliyor. Ne zaman doğdun? 50 sene önce. Peki 50 sene öncesinde acaba senin adın namın yani şanın şöhretinden hiçbir şey var mıydı? Var mıydı hiç 50 sene? Yani doğumundan önce demek istiyorum. Doğumundan önce senden yani çok, çok iyi birisidir. Veya efendim çok kötü birisidir. Şeklinde bir şekilde senden bahsediliyor muydu acaba? Bahsedilmiyordu ki. Mesela bunu anlamak için kendi geçmişinizi bilemezsiniz ama şu anda henüz doğmamış birisi. Doğmamış olan birisi. Bunun e, bahsi var mıdır? E, doğmayan insanın e, zikri onun bahsi olmaz ki. E, biz de bir zaman doğmamıştık ki. Yani bizim doğmadan önce doğumumuza kadar bizden hiç bahsedilmiyordu. Şimdi aziz kardeşlerim yani... Ee, bu ayet-i kerime bizde de çok şey anlatıyor da ne kadarını anlayabiliyoruz. Ya yoktuk ya biz. Geçmişimiz yoktu bizim. Şimdi bugün varsın. Demek ki varlığında zerre kadar da katkın yok. Yani dün yoktun. Bugün varsın. Demek ki sen kendi kendini var edemezsin. Yani yok bir şey kendini var edemez. Seni birisi var etmiştir. Bunları insan hiç düşünmüyor. Sanki hep bugün olduğu gibi hiç bir dünü, bir geçmişi yani olmadığı bir zamanı sanki yokmuş gibi. Bir de sanki bugünden sonra da hep bugün gibi kalacakmış gibi. Ya bir de ayaklarımız yere bassın ya. Biraz kendimize gelelim ya. Geçmişimize bakalım. Ve de günümüze ve geleceğimize geçelim. Şimdi insan ilk düğmeyi yanlış düğmelediği zaman ondan sonraki düğmeler hep yanlış olarak düğmelenir. Baştaki hata böyle müselsel bir şekilde devam eder. Şimdi insan geçmişini unuttuğu zaman gününü de anlayamaz, geleceğini de düşünemez baştan hata etmiş. Çıkmış raydan yani. Lokomotif raydan çıktığı zaman vagonlarda çıkmış sayılır yani. Şimdi insan geçmişini asla ve asla unutmamalı. İnsanoğlunun geçmişi nedir? Yokluktur. Yoktun diyor yani. Ne kayıtlarda ismin vardı, ne konuşmalarda senden bahsedilirdi, ne sen kendinden bahsedebilirdin. Yoktun. Lem yekun şeyen mezkura. Evet. Peki sonra nasıl oldu? Allah Teala tabii bir ayette her şeyi anlatmıyor. Kur'an'ın bütün ayetlerine yaymış. Burada bir tarafını anlatıyoruz. İnna şüphesiz ki biz halakna yarattık el insane insanı min nutfetin nutfeden yani bir damla sudan. Bu e, insan hangisi oluyor? Yani Adem Aleyhisselam'ın çocukları oluyor. E, Adem Aleyhisselam kendisi Mevla birçok ayetinde buyuruyor. Bir tanesi halakahu min turab. Allah onu topraktan yaratmıştır. Toprağı topraktan böyle e, safa safa yaratılmış. allah Teala onu topraktan yaratmıştır. Sonra ondan eşini yaratmıştır. Estağfirullah. Ya yönnâ sütekû rabbekum. Ya yönnâ sütekû rabbekum lezî halakakum min nefsin vahidetin ve halaka minhâ zevceha. Sizi bir nefisten yarattı. O nefisten de, o kişiden de zevcini yarattı ve besse minhuma ricalen ketiran ve nisa'a ve o e, Adem Aleyhisselam ve eşinden çok erkekleri ve de yani dişileri, kadınları Allahu Teala dünyaya doldurdu buyuruyor. Şimdi bizim ya yani Adem Aleyhisselam'dan sonra onun evla beni Adem, Adem'in çocuklarının yaratılışı nasıl olmuştur? min nutfetin nutfeden olmuştur. Öyle nutfe ki emşacin yani karışık demek. Kadın erkeğin nutfesi efendim suyu karışıyor ve insan bundan yaratılıyor. Hatta bir ayetinde buyuruyor bundan bir ee, sayfa sonra gelen sayfanın başında elem nahlukkum mimma yani sizi hor yani bir e, mehin kıymetsiz diyelim böyle hani insanın e, insana hoş gelmeyen işte e, bizim mezhepte de necis olarak sayılan yani insanın üstünü bulaştıran bir e, su. Sudan sizi yaratmadık mı diyor Allah Teala? Elem nahlukkum mimma mehin. Bir başka ayetinde buyuruyor Efarayetüm ma tümnun, yani eşlerinizin rahmine ilka ettiğiniz attığınız meni bana haber verin diyor Cenab-ı Hak. Onu bana haber verin. En tüm tehluku nehu emnahmül yani onu siz mi yaratıyorsunuz biz mi? Ondan insanı siz mi yaratıyorsunuz biz mi? Kim yapıyor bunu? Yani işte ey Müslümanlar bakın geçmişimiz yokluk. Yoktuk. Hiç anılmaz bir şeydik. Ondan sonra efendim babamız Adem Aleyhisselam'ın e, hamuru diyelim toprak. Bizimki ise bir damla nutfe yani. Bir damla su. Bundan meydana geldik. Peki Şimdi e, şu anda varız. Yetişmişiz. Artık biz kendimizi biliyoruz. Bizi birileri tanıyor. Kayıtlara geçmişiz. Efendim bahislerde ismimiz geçiyor. Herkesin kendi çevresi onu anar. Yani dün yoktuk. Bugün ise varız. Pekala. Ne için varız? Yani ne isteniyor bizden? Ne için dünyaya getirildik? Ey Müslümanlar Allah Teala buyuruyor. Ne biteli? Biz insanı imtihan ediyoruz etmek için. Yani dünyaya getirilişiniz tabii ki sizden önce dünyanın var edilmesi sizden evvel dünyanın var edilmesi ve arkasından sizin dünyaya getirilişiniz Evet, niçin Sa y, iç, ondan sonra yaşa, sonumuz kara toprak. Yo bunu sen böyle diyorsan, e, yani senin demenle bu böyle olmuyor. Çünkü bak, senin öncende senin hiçbir katkın yok, var olma safanda hiçbir katkın yok. Bugünün de bizim bir katkımız günümüzde yok ki. Müslümanlar bakın bebek iken çocukluk devresine geçtik. Çocukluktan gençliğe geçtik. Gençlikten orta yaşlılığa, orta yaşlılıktan da yaşlılık devresine geçmiş olanlar yani ve bu insanlar bizler bu arada halden hale geçiyoruz. Yani bizde ne kadar farklılıklar, değişmeler oluyoruz. Hatta istemediğimiz belki yani e, bazı insanlar mesela beyaz tüy istemiyor, boyatıyor. Yani mevcut tüyü boyatabiliyorsun ama altından beyazın çıkmasını engelleyemiyorsun. Engelleyemiyorsun ki. Yani bak beyaz istemediğin halde seni beyaza bürüyen kimdir? Burayı sadece tüyü düşünse insan meseleyi anlar ama bunu anlamak istemiyoruz. Biz bize sahip değiliz. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Yani bunu cenazeler için okuruz ama e, sade ölüler için değil ayetler öncelikle dirilere hitap ediyoruz. Biz Allah'ınız. Allah-u Teala'ya aitiz onun var ettiğiyiz ve onun mülküyüz. Yani Cenab-ı Hak bizim malikimizdir, sahibimizdir, halikimizdir, Rabbimizdir. Bizi evirip çeviriyor, bizi halden hale sokuyor. Hiç de elimizden bir şey de gelmiyor. Hiçbir şey yapamıyoruz. Bakın mesela yani işte bu tüyün değişmesi kanununa muhalefet edip tüyünü değiştirmeyen ben tüyüme bile kılıma dokundurtmam diyen bir tane insan çıkmamış. Allah yok diyen çıkmıştır ama hadi tüyümü ben değiştirmem diyen var mı? Ben yaşlanmam, yaşlılık kabul etmem ben diyen var mı? Ölüm kanununu, Allah'ın bu kanununu efendim Allah'ı yok sayıyorsun ama ölümü yok sayıp ölümü atlatan, ölümü geçen var mı? Yoktur. Yok hiçbir şey bilmiyorsan haddini bil ya Hiçbir şey değilsin. Allah -u Teala buyuruyor ve hulikal insanu daifa. İnsan zayıf daif olarak yaratılmıştır. Hiçbir gücün yok. Kendine bir şey vehmetme. Bir şey yok sende. Yani var ve vehmetmen bir şey değiştirmiyor. Sadece aldatıyor seni. Ayakta uyuyorsun. Nebteli onu imtihan ediyoruz diyor Allah Teala. Demek ki Yaratılışımız imtihan içindir. Yani yaşantımız bizden istenen biz şu anda bir imtihandayız. Feceannâhu semi'an basîrâ Böylece biz insanoğlunu efendim e, duyan ve de gören eyledik. Yani yani biz insanoğluna göz verdik kulak verdik, dil verdik, el verdik, bel verdik, ayak verdik, akıl verdik, anlayış verdik, duygu ve düşünce verdik vesaire vesaire. Bunları niçin verdik? İmtihan olsun diye. Onun için allah Teala bir ayetinde buyuruyor mesela estağfirullah. Ve letüs elünne <laughs> yevme <laughs> idin anin O gün hiç şüphesiz bütün nimetlerden sorulacaksınız. Yani göz diyelim misal hani burada kulak ve göz zikrediliyor iki tane. Bütün Allah'ın nimetleri, bizdeki nimetleri yani görünen görünmeyen nimetler ruh ve bedenimizle alakalı yönlerimiz kastediliyor. Allah nimetlerinden soracak. Yani bu nimetleri ben sana verdim. Sen bu nimetlerin emanetçisi ve taşıyıcısısın. Sahibi değilsin. Değilsin. Sahibi olsak nimetin kim bunu kullanmak ister? Şu gözün sahibi ben olsam gözlüğe ben niye mahkum olayım? Kulağın sahibi ben olsam niye ben efendim işitmeyi kaybedeyim de kulaklık kullanayım? Efendim gücümün sahibi ben olsam niye gücümü götüreyim de bastona muhtaç olayım? Değil biz bir şey değiliz yani yahu hiçbir şey değiliz de bunun da farkında değiliz. Önemli olan insan men arafe nefsehu fekad arafe rabbehu. Kendisini tanıyan Rabbisini tanır. Ne kadar aciz, zavallı efendim bir bir şey olduğumuzu anlamamız lazım. Cemaat-i Müslimin, cemaat Müslimat bunun için Kur'an'a bakmak lazım. Allah Teala'nın şu kainat sahiplerine ayetlerine bakmak lazım. biz başka şeylere bakınca kendimizi kaybediyoruz. Şimdi bir başka ayetinde Allahu Teala buyuruyor. esabla levela takfu ma ilm biil inne sem'a vel basara vel fuada kullu la kana anhu mesule. Bakın kısa mana vereyim. Yani kulak, göz, gönül yani bütün bedeni ve ruhi yönlerimiz hepsi mesuldur. Hepsi mesul olacak. Bir başka ayetinde Allahu Teala buyuruyor. Es-sa'du billah. El yevme ala efvahim ve tükellim naidim ve teşhede mekan Yani ağızlarına o gün mühür uğracağız. Eller konuşacak. Ayaklar şahitlik yapacak. Bak Allah hesap soracak. Bir başka ayet kelimesinde Allah Teala buyuruyor. Estağfurullah. billah. Yevme teşhedü aleyhim esnetüm ve eydim ve erculum bima kânu yamelun. Yani o gün onların efendim dilleri, elleri ve ayakları aleyhlerinde şahitlik yapacak. Yani Allah onları sorguya çekecek ve her aza organ yaptığını Allahu Teala'ya anlatacak. Bir başka ayet kelimesinde buyuruyoruz. Ayetin ilerisini okuyayım. Hatta ida ma şehid aleyhim sem'uhum ve absaruhum ve culuduhum bima kanu ya'melun. Yani Allah Teala'nın huzuruna gelecekler ve o zaman o insanların delileri, Deri yani bütün azalar demektir. Efendim el, kol, bacak gibi efendim ve e, kulakları, gözleri, her şey, dilleri ne olacak? Onların aleyhinde şahitlik yapacak. Hatta ve kalu li culudim lime şehittum aleyna. İnsan e, kendi azalarına diyecek ki ya bizim aleyhimize niye şahitlik yapıyorsun ya? Lehime konuş benim. Kalu azalar dedi diyecek yani bunlar yarın olacak şeyler başımıza gelecek şeyler diyecekler ki azalar en takan Allahu ledi en entaka külle şey her şeyi konuşulan Allah bizi konuşturuyor Allah konuş dediğinde yalan yanlış konuşulur mu konuşulmaz aşağıda ayetin devamında buyuruyor ki ve ma kuntum testetirune siz saklanır değildiniz çekinmiyordunuz. En yeşhede aleyküm sem'ukum ve la absan ve la Yani kulaklarınız, gözleriniz, diğer ağızlarınız aleyhinize şahitlik yapacak diye hiç onlardan sakınmıyordum. Böyle bakıyorsun kamera var mı? Bakıyorsunuz ki acaba gören var mı? Ama var ya mesela benim gözüm şahitlik yapacak gördüklerine, kulağım duyduklarına, dil dediklerine, el yaptıklarına, ayak yürüdüklerine şahitlik yapacak bundan birbirinizden çekiniyordunuz. Kendi azalarınızdan çekinmiyordunuz diyor Allahu Teala. Ve lakin zanentum siz zannettiniz ki ennallâhe lâ ya'lemu ketîren mâ Allah sizin yaptıklarınızı bilmiyor zannettiniz. Yaptığınız yalnız kar kalıyor zannettiniz. Halbuki öyle değil. Şimdi nebtelihi biz insanı imtihan ediyoruz. Bu şey üzerinde daha çok durulmalı ama bu e diyelim hani pandemi döneminde yaptığımız sohbetlerde bu iptila üzerinde durmuştuk bayağı. Yani Allahu Teala bu alemi bizi imtihan etmek için yaratıyor. Yani yerim altımızda yerler, üstümüzde gökler ve yer ve gök arasındaki bu nimetler hep imtihan için yaratılmış. E, özet olarak söyleyeyim mesela Estağfirullah. Ellezî halakal mevte vel hayâte ölümü ve hayatı ve hayatla ölüm arasındaki ya şeyi süreyi yaşadı ya yarattı Allahu Teala sizi imtihan etmek için. Bir başka ayetinde inna cealna ma'alel ardi zinatan Yeryüzünde olanlar süs yaptık linablu vehum insanları imtihan etmek için. Bir başka ayet kelimesinde Estağfirullah. -e Huvellezî halakassemâvâti ve fîstete yâmi ve kâne âşu alel mâ liyebliyokum yani yerleri gökleri Allahu Teala yarattı sizi imtihan etmek için ve yani e, bütün Cenab-ı Hakk'ın bize verdiği iyilikler ve de hani musibetler hepsi imtihandır biliyor musunuz? Mesela sağlık imtihandır, hastalık da imtihandır, nimet imtihandır, fakr-ı zaruret de imtihandır. Huzur hali var ya huzurluluk, bir imtihandır. Huzursuzluklar da bir imtihandır. Hepsi. Yani Allah Teala liyeblu vekum fi ma atakum size verdiği neyse musibet, nimet, det, e, efendime söyleyeyim zevk, sağlık, hastalık hepsinde Cenab-ı Hak imtihan ediyor. İnsan, yani demek ki biz bugünü niye yaşıyoruz? imtihan olsun diye. Ve devamla buyuruyor ki Allahu Teala biz insanı duyan ve gören kıldık. Ona göz kulak verdik, diğer kabiliyetler verdik. Sonra da bakın inna hedeyna husebil. Biz insan oğluna yolu gösterdik. Neyi yapacağı, neyi yapmayacağı, net doğru, ne yanlış. Hangi yol Rahman'a, hangi yol şeytana, hangi yol cennete, hangi yol cehenneme gider? Hangi yol haktır, hangisi batıldır? hepsini insanlara beyan ettik diyor biz. Anlattık, gösterdik diyor. Yani sana seni kabiliyetlerle donattım ama seni kendi başına bırakmadım. Artık gördüğüne, bildiğine, anladığına göre yaşa demedim diyor. Ya çünkü biz hemen bundan önceki surede, insan suresinden önceki sure Kıyamet suresinde Allah Teala buyuruyor. Eyh hasebul insan en yuttake Suda insan kendi başına bırakılacağını mı zannediyoruz? Siz olsanız bir işinizi kendi başına bırakmıyorsunuz. Allah kulunu kendi başına bırakır mı? Bırakmaz. Bırakmamıştır zaten. Cenab-ı Hak kabiliyet vermiş, sonra da din göndermiş ve o dini de tebliğ üzere, dini anlatmak üzere de peygamber göndermiş. Yani dini göndermiş, kulum dinim bu. Artık anlayışınıza göre siz bunu anlayın yaşayın da dememiştir. Yani dini anlama ve yaşama noktasında da bizi kendi başımıza bırakmamıştır. Ya allah Teala dini nasıl anlayacağımız ve nasıl yaşayacağımızı da peygamber diye bildiğimiz, inandığımız bir zata bağlamıştır. Allah-u Teala diyor ki ben o kulum gibi dindar olacaksınız. Onun dini anladığı gibi anlayacaksınız ve onun gibi dininizi yaşayacaksınız diye allah Teala bizi böyle bağlamıştır cemaat-i Hamdolsun iyi ki kendi başımıza bırakılmadık. allah Teala bize deseydi ki kulum kendi imkanlarınıza bulun beni. Cennetime koşun, cehennemimden kaçın dese halimiz ne olurdu? allah Teala beyan ettiği halde bulamıyoruz, şaşırıyoruz da. Ya bunu bize bıraksaydı halimiz ne olurdu? Hamdolsun Allah'a bize din gönderdi. Peki şimdi biz imtihan için bu dünya imtihandır. Allah Teala nimetiyle musibetiyle herkesi imtihan ediyorsun. Peki insanlar şu anda vaziyetleri, durumları nedir? Bakın ayetler böyle çok özet olarak beyan ediyor. İmma şakiran ve imma kefura insan, insanlar kimisi şükredici, kimisi de kafir biatını buluyor. Feminkum kafir, mu'minu men feminkum mümin ve kafir. Sizlerden efendim mümin olanlar var, kafir olanlar var. İman edenler var, etmeyenler var. Aslında Allah Teala isteseydi herkes iman. Velev şa'ale amenu fele kullum cem'a. Velev şa'ale eda küme Ve Velev şa'ale lillahi nas cem'a. Bütün bu ayette bunu diyor. Allah dileseydi herkes mümin olurdu. Ama Allah bunu bizim istememize bırakıyor. Çünkü imtihandayız biz. Evet. Şimdi şu anda insanlar kimisi şükredici yani mümin, kimisi küfredici yani kafir olarak yaşıyor. Şu andaki insanlar böyle. Peki yarın ne olacak? Cemaat-i Müslim'in yarını da şöyle görelim. İnna a'tedna lil kafirine. Bugün kafir olarak yaşayanlar, dünyayı kafir olarak geçirenlere hazırladık selasile zincirler ve eğlalen ve yani bu kağı kelepçeler ve sa'ira ve tutuşturulmuş alevler hazırladık kafirlere. Bu e, a, azapların, kafirler için hazırlanan azabın teferruatı bütün Kur'an-ı Kerim'e yayılmıştır. Burada bir ayet üzerinden gidiyoruz. Peki dünyada şakir olarak yani mümin olarak yaşayan, hayatını mümin olarak noktalayan Ahirete mümin göçenler ise innel ebrare şüphesiz ki ebrar olan kullar yani mümin olarak yaşayanlar yeşrebune onlar da içerler içecekler min kesin bir kase bir sürahiden ki kâne yani ondaki şarap onu içeceği içecek ki kâne mizacuha onun karışımı oldu kafura kafur oldu. Ebrar kullar ondan içecek. Peki Ebrar kimdir? Şimdi Hasan-ı Bassas diyor ki Ebrar kullar yani e, zerre kadar eza etmeyen ve de şerri gizlemeyen. Hani içinde şer gizleyip e, dışında böyle hayır gibi gözüken insanlar vardır. O değil. E, en ufak bir zulmetmeyen zerre kadar. Hatta bir beyt var diyor ki vela tu zinnemlen in eratte kemaleka fe inne leha nefsen tatibu kemaleka vela tu zi eziyet etme nemlen bir karıncaya in erette eğer istersen kemale ka bu buradaki elif işba elifidir yani kemaleke demektir Ke, kamilliğini istiyorsan kendi kemalini Olgun, iyi bir insan olmak istiyorsan karıncaya bile eziyet etmem. Fe inne leha zira onun da bir canı vardır tatığı bu onun da bir hoş canı vardır ki kemaleke kema kemaleke yani senin canın olduğu gibi onun da canı vardır diyor. Sufyan-ı Sevri diyor ki e, Allah'ın iyi kulları kimlerdir? Yani babalarına iyi evlatlık, evlatlarına iyi babalık, annelik yapanlardır. İmam Mukatil diyor ki Allah'ın iyi kulları kimlerdir? Allahu Teala itaat edenler, tevhid ile yani ehli tevhid olarak Allah'a itaat edenler. E ee, Şehr ibn Havşeb rahmetullahi aleyh diyor ki humulledine berun nas ve eşbeku alim. Yani insanlara iyilik yapanlar, insanlara şefkatli olanlardır. İmam Mücahit diyor ki iyi insanlar, ebrar insanlar kimlerdir? Gizli ve aleni Allah'a karşı sadık olanlardır. Efendim diğer Allah'ın dostlarından bir tanesi diyor ki bunlar yani nefislerine iyilik yapıyorlar. Nasıl? Günahları terk etmek suretiyle. Efendim bu şekilde yani Allah'ın iyi kullarının özellikleri zikrediliyor ki Kur'an-ı Kerim'de bakın ben sadece hatırlatayım zamanım doldu. Ee, Kur'an-ı Kerim'de mesela Estağfirullah. Leysel birra en tuvellu vucuhekum kıbelel meşrik vel mağrib. ayet kelime uzunca yarım sayfa bir ayettir. Orada iyiliğin şartlarını Cenab-ı Hak sıralıyor. Bakara suresinde. Aynı şekilde leysel bir len bir hatta tüm Sevdiklerinizi harcamadıkça siz iyiliğe ulaşamazsınız. İnsan sevdiğini harcamalı. İnsan sevdiği derken bu maldan olur, candan olur. Mesela gençliğinizi Allah'a, ibadete, kulluğa harcamalısınız. Biz şimdi, adam e, delikanlının bir tanesi babasına diyor, baba hacca göndereyim seni. Baba hacca gideyim demiyor, hacca göndereyim seni diyor. Yani haccı babaya, yaşlıya, dedeye reva görüyor. Halbuki e, bir ibadet, burada bile bir ibadet, bir zahmet ister. Onu genç daha iyi yapar. Hac... E, gurbette yapılan, yurt dışında yapılan bir ibadettir. Ama bizde sanki baba olacaksın, dede olacaksın. Kantar'dan, kantarın topundan elini çekeceksin. Yani e, sedyelik olup hacca gideceksin. Başka da burada izahlar var. Geçiyorum buraları. Peki e, ne buyuruyor Cenab-ı Hak? İnne lebrâre yeşrebûne min kesin kâne mizâcuha <Sessizlik> kâfûrâ bir cennet şarabı içecekler ki onun karışımı kafur olacaktır. Allahu Teala hepimizi bu kullarından eylesin diyelim. Ee, biraz daha ayet kelimeleri okuyacağız. Bunu eğer bir başka bir sohbet daha olursa oraya bırakayım ben. Okuduğum hadis-i şerifte Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyuruyor ki sizden birisi sizden birisi size sığınırsa ona sığınma verin. Onu koruyun. Senden Korunma isterse onu açıkta bırakma, onu satma, onu sahipsiz bırakma, kucakla onu, koru onu, kolla onu. Ve mensüele billah featu Allah adına sizden bir şey isteyen, ekmek ister, para ister, ilim ister, dua ister, onu ona verin. Sizi davet edenin davetine icabet edin. Eğer icabette bir sakınca yoksa. Size vemen sana ileykum marufen size bir iyilik yapana fekafiuhu karşılık verin. Mesela Resulullah Efendimiz'e birisi köy ürünleri getirirdi. Resulullah Efendimiz de şehirde bulunanlardan onun torbasına koyardı. Yani köyden dolu gelen torba gene köye dolu dönerdi. Feillem tecidu ma tukafiu bih yani size iyilik yapana siz yapacağınız bir iyilik bulamazsanız fed'u lehu yani ona dua edin bari. Hatta terav o kadar ki göreceksiniz ki enneküm kat kâfe etumu. İyiliğine karşılık verdiğinizi düşünecek kadar ona çok dua edin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Yani iyiliği asla karşılıksız bırakmayın. Bir insana bir iyilik yapılır. İnsan da cezakumullah hayran derse diyor Resulullah Efendimiz. O onun iyiliğine karşılık vermiş olur. Tabi başka bir maddi bir karşılık verme durumu yoksa. Şimdi eee 1. sayfa 170 170. mektup İmam Rabbani bu mektubu Şeyh Nur'a yazıyor ve şu mektup şunun beyanında ki yani Hak Teala'nın Allah Teala'nın hukukuna riayet lazım olduğu gibi insanların hukukunu dikkate almak da lazımdır. Yani insanların hukukunu ihlal caiz değildir bunu anlatıyor. Elhamdülillah bütün hamdler Allahu Teala mahsustur ve selamun ala ibadillezine istafa Allahu Teala seçtiği kullarına selam olsun. Ey yuhel ahul erşet ey çok ruş sahibi kardeş kema annel insane lehu min imtisal evamil hak celle ve ala ve intihai an menahihi bir kula mümin bir insana Allah'ın emirlerini tutmak yasaklarından kaçmak gerekli olduğu gibi Kedalike la budde lehu min muraati edai el halkı ve muvasatim insanların hatta mahlukatın hayvanlar da buna girer. Haklarına riayet etmek, onlara iyi davranmak da insana lazımdır. Et ta'zimu li emrillah ve şefkatu ala halkillah beyanun li edai el hakkayn. Yani şu cümle bu iki hakkı açıklıyor. Nedir? Allah'ın emrine tazım Allah'ın yarattıklarına şefkat. Ve dalun ala lüzumu muraati hadeyn şatrayn bu iki hususa dikkat etmenin gerektiğini anlatıyor. Fel iktisaru ala ehadihima birini yapmak sadece Allah'ın hukukuna riayet edip insanları kırı kır geçirmek veya insanlara çok böyle hukukuna riayet edip Allah'ın hakkına riayet etmemek ve liktifani külli bir <laughs> cüz kusurun bu bir eksikliktir. Ve be'idun anil ittisafi bil kemal ve olgunlukla vasıflanmaktan çok uzaktır bu. Olgun bir insan bütün dengeleri dikkate alır. Hem hukukullaha riayet hem de hukukuna zaten salih insan kimdir? Ulema efendilerimiz buna cevaben buyuruyor ki hukukullaha ve hukuku nasa riayet eden insandır. Allah Teala bize bu kullarından eylesin. Sohbetimizi makbul müessir mübarek eylesin. Rabbim hepimize hayırlar ihsan eylesin. Hayırlı isteklerimizi Rabbim ihsan eylesin. Hastalarımıza şifa, dertlerimize deva, borçlarımıza edalar ihsan eylesin. Bahus sevgili üstadımıza acil şifalar ihsan eylesin. Diğer hasta kardeşlerimiz, bütün ümmeti Muhammed'in hastalarına Rabbim şifalar ihsan eylesin. Geçmişlerimize rahmet eylesin. Kıyamete kadar Rabbim neslimizi iman, Kur'an üzere iykâilesin. Aziz kardeşlerim, Ramazan sonunda sohbetleri sonlandırmıştık. Şu anda bugün bu sohbeti yapmamız tabii benim kendi kararımla olan bir şey değildir. Bize verilen bir vazifeyi ifa ettik. Yapılan istişare ve de istihare üzere bir vazife icabı olarak bu sohbeti yapmış olduk. allah Teala hayırlısı nasip eylesin. Hepiniz Allah'a emanet ederiz. إلى شرف النبي صلى الله عليه وسلم آلِهُ لي شيخنا كافي إِلَى روح روحنا فنقول إلى روح شيخنا وعلينا لله تعالى الفاتحة إسماعيل نقطة نت يولموز صحبت اللهم صل على سيدنا محمد وعلى Um...